Merhaba, iyi akşamlar. Şu anda saat 23.15. Zorlu bir yolculuktan sonra Ardanus'a gelebildik. Yanımızda Semra Hanım var. Semra Hanım, sizi tanıyalım. Semra Öztürk. Yaşam Hakkına Saygı Derneği Artvin İl Temsilcisiyim. Çok güzel. 2 senedir Ardanuş'tayım. Aha. Ardanuşluyum zaten. Ya problemimiz çok Ardanuş'ta. Mama problemimiz var. En önemli şey kısırlaştırma. Burada da var Problemimiz var. kısırlaştırma problemi. Peki burada şey var mı? Evet. Barınak var mı? Barınağımız yok. Ha, anladım. Ufak Tabii. bir rehabilitasyon gibi Aha. bir konteynerimiz var. Onun Aha. için de işte kısırlaştırma yaptık daha önce. Beylikdüzü'nden birileri geldi. Evet. Ama yani aktif olmak gerekiyor. Daha yani veterinerimiz yok açıkçası. Belediyenin veterineri yok kısırlaştırma yapabileceği. Gönüllü veterinerimiz de zaten Ercan Bey var. O da çok iyi bilmiyor. Kısırlaştırma en büyük problemimiz. Ama burası şehir merkezi. Evet. Siz şehir merkezindeki hayvanlarla ilgileniyorsunuz. Evet. Biz de sabah Kars'a gittik. Yani felaketti. Daha sonra Sus'a gittik. Sus'ta belediye başkanının koordinasyonu yapılan bir çalışma vardı. Ardahan'da yine belediye ile gönüllülerin ortak çalışması vardı. Ama gördüğüm kadarıyla Ardanuş'ta kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Hayır, değil. Aslında burası daha şey, vatandaş daha... Vatandaşlar bilinçli değil mi? Bilinçli. Bir Kars'ta, bir Erzurum'da bulamazsınız bu kadar merhametli. O da çok güzelmiş. O da zaten eksik olan bir şey. Yani tabii, biz tabii. diyoruz ki bari bakmıyorsunuz ama zarar vermeyin, ama anladığım kadarıyla buradaki insanlar bu konuda duyarlı. Şükürler olsun. O yönden güzel. Yani çok fazla yük düşmüyor bize. Aha. Yani bir Kars, bir Erzurum dediğim gibi oralar, yani orada vatandaş çok bilinçsiz, merhametsiz. Bilinçsiz diyelim, merhametli derdi ama olayın için bazen insanlar bazı yaptıklarının farkında değiller. Evet, maalesef. Yani orada da tabii farklı konular var. Peki sizin burada genel ihtiyaçlarınız nedir ve yetkililerden yani istediğiniz çözümler nedir? Ne olsa daha iyi olur? Rehabilitasyon merkezi en başta. Evet. Buna çok ihtiyacımız var. Yavru köpek getirip atıyorlar, çobanlar, annesi yok, ezilip gidiyor, başka o köpekler. O konu burada da var yani. Tabii tabii, her yerde evet. var bu. Sırf ondan dolayı rehabilitasyon merkezine ihtiyacımız var. Artı kısırlaştırmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz bir köpek, yani hiç bir tane olmasa, bir çift köpek olsa ondan bütün Ardanucu besleyecek kadar üretebiliriz. O yüzden sürekli çobanlar da getirip atıyorlar. Evet, o zaten büyük bir sorun anladığım kadarıyla. Evet, çobanlar evet, en yani büyük bir lanet. Ardahan'da, Erzurum'da, Ağrı'da yani bu sorun. Tabii İstanbul'da farklı sorunlar var ama Kocaeli'nde burada bu sorun ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Evet. İnşallah bir çözüm bulunur. İnşallah. Ki beklentileriniz nedir yani belediyeden veya yetkililerden? Çok fazla bir beklenti içinde değiliz. Bir yasa var zaten, evet. biliyorsunuz. Evet. Kısırlaştırmak en önemli şey. Rehabilitasyon, yani barınak istemiyoruz. Çünkü barınağa tıkılmış hayvanları biliyoruz. Evet. Görevliler zaten belediye çalışanları çok da severek yapmıyorlar. Evet, işte. Orası doğru. Esasında işte. O yüzden kısırlaştırmak. Aç kalmasınlar, başka bir şey istemiyoruz yani. Çünkü sokak köpeğin ömrü zaten belli, 5 sene, 6 sene bilemedim. Ondan sonra yok olup gidiyor zaten. Maalesef, evet. O yüzden kısırlaştırmak, 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 başka bir şey demiyorum. Ve lokantalar yani yemek yardımında bulunuyorlar. Öyle bir Evet. şeye girdiğin zaman, organizasyona girdiğin zaman herkes gönüllü zaten. Onlar da Vallahi biz veriyor. ben bir semtte lokantanın önünde biz köpekleri beslerken çok aç olduklarını fark ettim ve ben oradaki arkadaşa sorduğum zaman bırakın yemek vermeyi, oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlarmış. Tabii burada böyle bir şey duyduğum için çok mutluyum. Nerede? Kars'ta mı oluyor? Yani bir yerde diyelim, isim vermeyelim ama evet. Kars'tadır. Yok, Kars'ta değil. Kars'ta değil. Kars'ta, Kars'ta değil, öyle değil. Yani konu bu değil ama Kars'ta değil. Kars'ta Yok değil. Aslında ben mesela nerede Benim olduğunu söylen... Kars'ta olarak memleketi korumak adına söylemiyorum ama Yok, öyle bir şey. Farkındayım onun evet. da. Yani söylenmesi gerek. Çünkü güzel şey yaptığı zaman teşvik amaçlı söyleyeceğiz. Kötü şey yaptığı zaman, ben Ardanuş kötü bir şey yaptığı zaman köpeğe zulmettiğinde Ya bunu şöyle söyleyeyim, söylüyorum. Eleştirilere çünkü... açık olmamız evet, lazım. Yani burada eleştirilere çünkü açık olacağız. Gönüllülerin üstüne kalıyor bu iş.
Evet. Bazı belediyeler hakikaten bu işe, mesela Susuz Belediyesi, ben bugün gerçekten çok mutlu oldum. Başkanla da tanıştım. Gerçekten yani 10 numara diyebilirim. Ama bazı yerlerde belediyelerin para vererek hayvan toplattığına da şahit oldum. Evet. Bunlar doğru şeyler değil. Ama burada gördüğüm kadarıyla halkın bilinçli olması beni mutlu etti. Şahsen. Evet, o çok çok önemli olsun. Bir konu. Evet. Çünkü biz yeri geliyor İzmit'te bile, yani çok böyle yani okumuş bir kesimin olduğu muhitlerde bile köpeklerin istenmediği, toplatıldığı, hatta yeri gelip başka yerlerde öldürdüğünü de biliyoruz. Evet. Ankara mesela, Ankara konuda maalesef sınıfta kaldı. Evet. Yani çok uzun bir mesele bu aslında sabah kadar konuşsak. Evet. Peki gittir. Son ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son ekleyeceğim, size çok teşekkür ederim. Evet. O kadar yolu geldiniz yani, sislerde kaldınız. Evet, biraz zor oldu. Çok yorgunsunuz, ayakta duramıyorsunuz. Bunu tabii insanlar bilmiyorlar. Ne kadar yorulduğunuzu, ettiğinizi, yani bir para karşılığı falan filan çekilecek şey değil bu, bunlar. Zaten buradaki amacımız bizim tamamıyla gönülleri tanımak ve sorunları yerinde görmek. Çünkü yıllardır ben de bu sokak hayvanları derneklerle beraber çalışıyorum. İçindeyim, beslemene de gidiyorum. Yani bir işe yarayalım dedik. Öyle söyleyeyim. Sizleri tanıyalım dedik. Çok teşekkür ederim. Buraya geldik. Ediyorum. Belki bu, yani böyle bir olay olmasa buraya hiç gelmeyecektim. Aynen. Yani hemen hemen Türkiye'yi çok gezdim. Ya şeyi söylüyorum ben zaten, yani hayvanseverlik, yani evet, köpeklerin, kedilerin o kadar çok faydası var ki, ben kendi adıma konuşuyorum. O kadar değerli insanlar tanıdım ki, evet, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani para, pul karşılığında tanıyamayacağım insanlar. Hani dünya aynen, evet, kadar altın versen böyle insanları tanıyamayacaksın. Yani onların bir iyiliği de bu oldu. Sizin gibi değerli insanları. Aynen, günlük kaldık. Dünyanın her yerinde tanıyabiliyorsun. Yani bu avantajı da var. Evet. Yaşasın iyilik diyorum. Teşekkürler. O zaman buradan devam ediyoruz. Bakalım rotamız bizi nereye götürecek. İyi akşamlar.